Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last Earth oynuyoruz. Bugün sezon 12'de Jake'in görevini yapacağız arkadaşlar. Jake'in kargosunu belirli bir alana taşıyacağız. Bunu her gün yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Jake için de ayrı ödüller alıyorsunuz. Aynı zamanda sezon ödülü de veriyor. Hem de farklı bir ödül sistemi de var arkadaşlar. Onu da gösteririm. Alanlar değişiyor. Dün e, bir çadır olan yere gitmiştim. Bugün bir taşlık alana gidiyorum. Burada da bir kamyon kazasıyla karşılaşacağım. Zaten isminden de anlıyorsunuz. Kon konvoy kelimesi geçiyor arkadaşlar. Ee, bakalım bizlerin neler bekliyor? Şu anda bölgemize geldik arkadaşlar. Bu bölgemizde bir konvoy bulmamız lazım. Evet adamları şu anda bulduk. Bu arada buraya altyazıları ekliyorum arkadaşlar. Sizler için e, bu olayı devam ettirelim derseniz yorumlarda belirtin. E, hem de en azından sizlerin de konuşmaları anlaması açısından bunun e, yararlı olacağını düşündüm. E, kendisinin bir doktor olduğunu ve K ile konuştuğunu diyor. K'nın kim olduğunu biz de bilmiyoruz ama bu sezonda bir kayıp bir bir karakter var. Muhtemelen onu bulacağız ya da yani e, şu anda biz kayıp olduğunu bilmiyoruz ama eski bir dostumuzu e, bulabiliriz arkadaşlar. Bazı kargo teslimatlarında da e, bu tarzda diyaloglar geçiyor çünkü. Şu anda doktor adamı iyileştirirken biz kargosunu e, tutuyoruz. Bu sırada ölmemeye çalışacağız. Konvoy'a bir zombi saldırısı oluyor arkadaşlar. Onu engellememiz lazım. Şu anda bence yumruk yumruğa müdahale ediyorum aynı zamanda susuzluktan gideceğim bir de ee, kokmaya da başladık gerçekten perişan durumdayız yani bu sezon benim hep talihsizlik oldu ya. yani bu her videomda ik ikinci videom gerçi bu da oynarken de o şekilde ilerliyor yani ya susuz kalıyorum ya kokma durumu başlıyor falan ama idare edeceğiz yani bunlar bizi yıldıramaz. Bu arada bütün haritalarda yani Blackport Polis Departmanı'nda olabilirsiniz, farmda olabilirsiniz veya orman bölgelerinde olabilirsiniz... Ee droplara gittiğinizde bile hatta zombileri öldürürken genesis kuponu elde ediyorsunuz. Bu kuponlarla da arkadaşlar e, kargolarınızı paketlemek için gereken sandıkları alıyorsunuz. Bu sandıklar haricinde bir de her gün 12, e, 24 saatte bir görevleri tamamladınız. Sonrasında e, tekrar bu kargo görevlerinden yapmak istiyorsanız genesis puanı ile 400-500 puan istiyor bu arada. Yani aşağı yukarı böyle 100 e, 150 zombi öldürmeniz lazım onu yapmak için. E, o puanlara da ihtiyacınız var. Ekstra görev yapayım. Sezonda daha fazla ilerleyin istiyorsanız. O yüzden e, her gittiğiniz bölgede zombileri öldürün. Aynı zamanda bakın şu anda beyin çıktı mesela. Bu kargo itemlerinde mutlaka kontrol edin çıkabilir. Hatta hiç e, içinde bir şey bırakmayın zombilerin hepsini kontrol etmiş olun. Doktorumuza kargosunu teslim ettik. Bu görevi de tamamladık arkadaşlar. Tamamlamamız için belli bir süre vardı yine. E, süreler gerçekten uzun. 30 dakika. 30 dakika içerisinde de her halükarda tamamlayabilirsiniz. Hatta buraya gelip zombileri tek tek kesmeye çalışsanız bile. Bu arada bir dergi çıktı he. Aa bu ıı, tamam. Gizli bilgiler içeren bu K hakkında gizli bilgiler içeren e, bir dosyaydı arkadaşlar. Doktorun bahsettiği. Onu da okumuş olduk. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu K'nın kim olduğunu öğrenebileceğiz. Ben aynı zamanda burada kutuları da açıyorum. Yiğitemler çıkıyor. Bak o ilk defa gördüğüm Yiğitem'di. E, hızlı kullandım bir an yani şey gibi zannettim yani. Böyle bizim exp veren e, kitaplar var ya, ya da biker magazine gibi bir şey herhalde dedim. Direkt kullandım. Ama muhtemelen o bize Jack'in bu olduğu kısımda sezon görevli sezon ödüllerinin diğer kısmında ekstra bir ödül barını da ilerletmiş olur. Çünkü zaten oradaki olay bu aslında. Milkor var ya Milkor'u kazanmak için orada bir tane soru işareti de abimiz var. Onun ismi K başlıyor arkadaşlar muhtemelen ya da kısaltılması o artık ne Kaysa Onu tespit edeceğiz abi. Şöyle devam edelim. Kesmeye ki buradan beyin falan çıkartıp kargolamamız lazım. Askerleri bu beyinle alakalı yani askerler de değil aslında. Genesis'teki bilim adamları bunları inceliyor olabilir. Çünkü zombilerin nereden geldiğini bilmek için onların beyinlerini incelemek lazım. Zaten zombilerin mesela normal filmlerde falan da dizilerde falan da hatırlarsanız kafasına ateş ettiğinizde veya bıçak sapladığınızda ölüyordu direkt. Diğer türlü mesela bacağına 100 kere de ateş etsen bacağı kopsa bile zombi yaşamaya devam ediyor arkadaşlar. Öyle farklı bir olay yani e, böyle bir durum olmayacak tabii bunlar sadece hayal ürünleri ama şöyle bakalım aynen gördüğünüz gibi bak K e, orada geçiyordu daha ki ekranda siz de oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şu zombileri kesiyorum bakın 2 genesiz puanı veriyor bu en basitleri bile yani bundan 500 puan toplamak için 250 tane kesmeniz lazım abi bu aralar e, biraz daha fazla zombi keseceğiz. Yakın mesafe silahlarını bol kullanmaya çalışalım. Arkadaşlar o önemli bir detay. E, her gittiğimiz bölgede zombilerin içine hep bakalım e, kargo itemleri çıkabilir. Aynı zamanda etkinlikleri de kaçırmayalım. Sezonu fullleyeceğimize inanıyorum çok kolay bir ilerleme sistemi var. Ben şimdiden bayağı bir e, ilerlemeye başladım. Çok da oynamama rağmen buradan Amazon Prime ödüllerini de aldım ama Amazon Prime 2 aylık sürem doldu. Bakalım bu ay yeni bir üyelikle deneyeceğim. Olursa sizlere farklı bir videoda e, göstereceğim arkadaşlar. Şuraya gelelim bu abimizden kasaları alıyorduk ee, genesis puanınıza göre ve elinizdeki itemlere göre kasa alın ki boşuna yer kaplamasın. Mesela şişe varsa şişeye e, yönelik kasalın ya da beyin varsa bu kasalardan alın ki bunlar bu arada bozulabilir malzeme olduğu için şu anda buzlu böyle kuru buzlu e, kargo şeylerine kutularına koyduk arkadaşlar. Mesela her şey için e, ayrı şaka malzemeleri için de bunu kullanabiliyorsunuz bununla da cadılar bayramı e, olaylarını bu kargoyla bu kutuyla gönderebiliyorsunuz. Şeker olur, bal kabağı olur. İşte onun dışında başka bir şey yok herhalde cadılar bayramı ile alakalı. Bunlar hazır elimde olan kutular şu anda aslında görevlere bakıp bu kutuları yapmak gerekiyor vakit kaybetmemek adına. Yani ben de bu, bu, kutuyu istemiyorsa şu anda boşuna yer kaplayacak. Diğer isteyen kutuyu almam için boşuna genesis puanı biriktirmem gerekecek tekrardan. Onlara dikkat edin lütfen. Buradakileri de dediğim gibi 400'er genesis puanı biriktirdikten sonra açabiliyorsunuz. Çünkü sezonda belli bir ilerleyiş var. dört e, 4 tane görevi yaptınız. 5. ve 6. görevler biraz daha böyle zorlaştırılmış. Yani e, herkes yapamasın. Sezonu tamamlamak isteyenler zombileri kesip yapsın gibi e, bir detay olmuş. Yine e, altyazıyı veriyorum sizlere arkadaşlar. Raider'ların tuzağına düşüyor kargomuz ve e, onlarla pazarlık yapabiliriz ya da oradan kaçabiliriz arkadaşlar. Biz... Pazarlık yapmayı tercih ettik ve işin içinden çıktık. Şu anda kargomuzu teslim ettik. Aynı zamanda K'la alakalı farklı bilgiler de bulduğumuzu söylediler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptığım görevler burada son bir görevim kaldı. Onu da yapacağım. Onun dışında Genesis puanlarını toplayarak diğer görevleri de. Yapacağım arkadaşlar. Sezonla ne kadar ilerlediğimizi gösterelim. Daha yeni 5 ödüldü. Şimdi e, ekstradan 3 ödül daha aldık bile. Hatta 4 tane daha ödül alacağız. Onların da bir kısmını tamamladık. Jake'de de bu arada e, yüzde, bir barımız var. Yüzde %67 olmuş şu anda. E, bu K'yı bulmak için Jake bize bilgiler verecek. Acaba K bu takım elbiseli adam olabilir mi? E, bence olabilir. Yani o takım elbiseli adam ya da 3. haftadaki bilinmeyen adam da olabilir. Şu anda da festival alanına geldik arkadaşlar. Burada Raider'lar ve e, zombiler olacak. Biliyorsunuz ki burada bir teyip bulmuştuk radyo. E, onu aldık arkadaşlar motorumuzla e, kampımıza taşıdık. Sizler de onu taşıyabilirsiniz. Detayları birazdan göstereceğim zaten. Raiderlere arkadan yaklaşarak Normal mesela silahınızın 3 katı fazla hasar verebilirsiniz. Eğilerek yaklaşmak önemli arkadaşlar. Bu taktiği her noktada uygulamamız gerekiyor. Ben biraz ilk başta bodostama girdim ama bak şuna yapacağım. 50 falan vuracağız ya gördün mü? Baya 47 falan vurduk. Çok çok iyi abi tabancalı raideri. Bu arada havuç, e, beri gibi... Malzemeler artık direk e, çat diye can barını dolduruyor arkadaşlar. E, sizler de onları kullanabilirsiniz. Bol bol tohum toplayın. Tebimiz burada yine aynı şekilde müzik çalmaya devam ediyor arkadaşlar. Ama şöyle bir olay var. İkinci kez teybi taşıyamıyoruz. Sadece bir kez taşıyabiliyorsunuz. Motorunuzun arkasına e, alıp kamp bölgenize götürebilirsiniz. Ben şu anda içeriye koydum bunu. Birazdan sizlere onu da göstereceğim. Bu arabamızda farklı bir detay var arkadaşlar. Bir tane kargo kutusu hem de değerli kargo kutusu buldum. E, bu rastgele çıkıyor muhtemelen. Size çıkmaya da bilir veya birden fazla da çıkabilir. Bunları da aynı zamanda yapamadığınız kargo gönderilerinde direkt bununla e, sağlayabilirsiniz. Bu ekstra premium gibi bir şey diyebilirim size. Ücret çıkıyor arkadaşlar bana da çıktı şimdi son görevimi de yerine getireceğim ee, onun dışında başka görevim kalmadı gördüğünüz gibi sonrasında puanları kasacağız beyinlerimizi şuradan bir e, bu kuru buzlu soğuk hava depolu gibi bir şey mi artık bu öyle bir kargo kutusu arkadaşlar yani içindeki havayı e, ısın, ısınmasını engelliyor Son kutumuzda gönderelim bakalım burada başımıza ne gibi olaylar gelecek. Bu e, diyaloglar da güzel olmuş. Oyun Türkçe olsaydı çok çok zevk alacağınızı biliyorum ama ben de sizler için elimden geldiği kadar Türkçe yapmaya çalışıyorum. Ee, evet, burada da biri yardım istemiş arkadaşlar. Ona yardım edelim mi, etmeyelim mi diye bir seçenek sundu. Ben etmekten yanayım. O da bana bir eee bira hediye etti arkadaşlar. Yani bu şekilde ilerliyor. Bu e, bölümden ATV parçası alan da olmuş arkadaşlar. Ben kendi gözümle fotoğrafını gördüm. O yüzden sizler de dikkatli yapmaya çalışın bu aşamaları. Sezon 12 Premium çekilişi detayları açıklamalar kısmında Doğadayım YouTube ve Instagram kanalından abone olmak ve e, her postun altına veya her videonun altına yaptığınız bir yorum size bir çekiş hakkı kazandırıyor arkadaşlar. Hepinize bol şans.